Girmek durumundayım. Ekranda izleyicilerimiz de şu anda son dakika gelişmesini görüyorlar. Sizin kaldığınız yerden devam etmenizi rica edeceğim. Zira bugün çok da alışık olmadığımız bir durum. Haftalardır konuşuluyordu. Riyad'da başlayan bir Süper Kupa belirsizliği vardı. O Süper Kupa finali için Türkiye Futbol Federasyonu 7 Nisan tarihini, yani bugünü işaret etmişti. Ancak Fenerbahçe önce bu maçın Olympiakos maçını oynayacağı için ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Aynı zamanda bir yabancı hakem talebi de vardı. Her iki talebi de Fenerbahçe kulübünün reddedilince Fenerbahçe yönetimi U19 takımıyla sahaya çıkmayı ve bir süre sonra da sahadan çekilmeyi kararlaştırmıştı. Geçtiğimiz hafta yapılan Fenerbahçe stadında yapılan olağanüstü genel kurulda da bu karar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ama ancak yine de konuşuluyordu, soruluyordu ne olur ne biter diye ve Fenerbahçe futbol takımı Süper Kupa'da Galatasaray'la U19'da çıktığı sahadan an itibariyle çekildi. Durumu kimlerle konuşacağız? Spor hukukçusu Emin Bey ve Levent Ümit Erol şu anda bağlantı için uzak bağlantıyla hazırlar. Hukuki açıdan bir Emin Özkurt'a sormak isterim. Hoş geldiniz Emin Bey, hoş geldiniz Levent Bey. Merhaba. Öyle mi, hazır değil mi? Tamam. Emin Bey, şimdi biz haftalardır bunu konuşuyoruz ama muhtemel sonuçlarını, cezai müeddelerini de tam olarak anlamış değiliz. Fenerbahçe futbol takımı 11 kişi olarak çıktı. İhtimaller dahilinde 3 oyuncu sakatlanacak, 6 kişi kalacaklar ve sahadan çekildikleri için hükmen bir mağlubiyet söz konusu olacak deniliyordu. 11 kişi çıkıldı ve bir gol attı Galatasaray futbol takımı ve kafile, yani sahaya çıkan 11 çekildi. Şimdi bundan sonra ki prosedür, bundan sonraki cezai müeyyideleri nelerdir Fenerbahçe Kulübü adına? Tabii Fenerbahçe bir anda bu noktaya gelmedi. Trabzonspor'un sahasında oynanan maçta yüzlerce taraftarın stadı işgal edip Fenerbahçeli futbolcuları saha içerisinde darp etmeye kalkmaları ve Fenerbahçeli futbolcuların kendilerini savunması neticesinde yaşanan olaylar çerçevesinde bu noktaya gelindi. Bu da Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut yönetiminin son 3 ayda aldığı, birbiri ardına verdiği inanılmaz skandal yönetim örnekleriyle biriken son damla oldu. Hatırlarsanız zaten Süper Kupa finali normalde Urfa'da değil, Suudi Arabistan'da oynanacaktı. Fakat büyük bir fiyasko ile orada oynanamadı. Doğru. Onu takiben yine İstanbulspor sahadan çekildi. Yine bundan 2 ay evvel, yine hatırlayacaksınız, Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Halil Umutmeler'i saha içerisinde yumrukla yere düşürüp yanındakiler tarafından tekmeleme durumuna karşı karşıya kalmıştı hakem. Dolayısıyla 3 aydır Türk futbolu yönetilemiyordu ve savruluyordu. En nihayetinde de Fenerbahçe'nin içerisine geldiği bu hal ve bu durum bizi artık böyle durumlarla, böyle hallerle karşı karşıya bıraktı. Şimdi Fenerbahçe sahadan çekildi. Evet. Icardi'nin golü var ama bu gol sayılmayacak. Çünkü müsabakaya çıkıp sahadan çekilmek ile ilgili durum bizim futbol müsabaka talimatımızın 24. maddesinin A fıkrasında belirtilmiştir. Orada da bir takımın müsabakadan çekilmesi halinde verilecek cezayı düzenler o hüküm. Buraya baktığımızda bu madde başlamış olan bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir der. Yani böyle durumlarla ilgili kulüp hakemlerin masrafları ile yok. Evet, oraya geleceğim. Hı. Orada bir muğlaklık var. Hı hı. Orada da biz Süper Kupa talimatına baktığımızda açık bir hüküm göremiyoruz. Yani orada Süper Kupa talimatında maça çıkıp maça çıkmaktan çekildiğin zaman ligdeki puanın düşer demediği için Fenerbahçe Kulübü bunu sadece lig maçlarıyla alakalı bir puan silme gerektirir diye yorumluyor ve ona güvenerek sadece kupa finali olduğu için buradan bir ligdeki puanın silinmeyeceğini düşündüğü için böyle bir harekete giriyor. Aksi takdirde şampiyonluğa giden bir takımın böyle bir sebeple 3 puan kaybetmesi şampiyonluk yarışında büyük onlara darbe vururdu. Tabii bunun bir de finansal sonuçları var. Evet. Böyle durumlarda ilgili kulüp hakemlerin masrafları ile diğer karşı takımın zararlarını karşılamak üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından takdir edilecek bir tazminata mahkum edilir. Dolayısıyla şöyle olacak. Bu akşamdan sonra konuyu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ele alacak. Ve maçın Fenerbahçe Kulübü'nün takımının çekilmesi nedeniyle devam edememesinden dolayı Fenerbahçe'yi 3-0 hükmen mağlup kabul edecek.
ve kupanın Galatasaray'a verilmesine ilişkin bir karar beyan etmiş olacak. Dolayısıyla oynanacak yani süreç bu şekilde işleyecektir. Bu akşam Galatasaray orada kupa almayacak o zaman değil mi prosedür gereği? Yani oradan bir kupayla dönmeyecek Galatasaray. Federasyonun kararı gerekiyor tamam. Bunun için. Onu netleştirelim bir kere onu bir bilelim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Seneye de önümüzdeki sene de Süper Kupa olacak, düzenlenecek ve muhtemelen hani bu bir lig maçı olmadığı için Fenerbahçe'nin cezası bundan sonraki sezon veya mütakip sezonlarda Süper Kupa'ya katılmamak, o kupadan men edilmek olarak uygulanabilir mi? Hayır. Eğer maça çıkmamış olsaydı Fenerbahçe dediğiniz geçerli olacaktı. Çıktığı hiç maça çıkmasın. Evet, hiç maça çıkmadıkları için bu söz konusu değil. Dolayısıyla maça devam edilecektir. Peki şimdi bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilgili de açıklamaları oldu. Başkan Ali Koç'un takip edebildiniz mi, dinleyebildiniz mi bilmiyorum ama özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik eleştirileri vardı. Samimi ve iyi niyetli bulmadığına dair. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu maçtan önce maçın iptal ertelenmesini istedi Fenerbahçe yönetimi. Gerekçe olarak da oynanacak Olympiakos maçı gösterildi ve yabancı hakem istendi bu maç için. Ne dersiniz açıklamalarıyla ilgili Başkan Ali Koç'un maçtan önce? Özgür'le olan bağlantımız şu an internetin azizliğine uğramış durumda. Görüntüler şu anda ekranınızdaki görüntüler Fenerbahçe.